İyi akşamlar. Analizle karşınızdayız. Bugün haftanın dördüncü işlem gününü geride bıraktık iç piyasa açısından ve Borsa İstanbul'a ilk ciddi tepki alımı da bugün geldi. Banka hisseleri ve havayolu hisseleri öncülüğünde bir toparlanma hareketi vardı. Devamı olabilir mi? Yayın içinde tartışacağız bunu ama önce iç piyasaların son durumuna grafikler eşliğinde bakalım. Borsa İstanbul'un BIST endeksinin bugünkü son kapanışına taç ekran eşliğinde bakalım ve fiyatlamaları biraz incelemeye çalışalım. Özellikle 3 gündür 1350 seviyesinden destek almaya çalışıyor BIST Endeksi. Bugün de açıldıktan sonra e, baktığımızda 1350 seviyeleri üzerinde tutunma çabası ve kapanış 1372'de oldu. %1.21'lik primle e, günü noktaladı BIST Endeksi. Aslında bir ara öğleden sonra satışlar vardı. E, kazanımlarını geri vermeye başlamıştı ama sonra yeniden alım geldi. E, az önce de bahsettiğim gibi banka hisseleri ve havayolu hisseleri, bu harekette oldukça etkili oldu ki banka hisseleri demişken bankacılık endeksine de bakalım. Bugün gün içinde e, yükseliş eğilimi vardı banka hisselerinde ve endeks günü 1213 puanda %1.48 primle noktaladı. Banka hisseleri için pozitif bir gün oldu ki zaten geçtiğimiz günlerdeki satışlarda da banka hisseleri nispeten dirençli kalmıştı. Sınav endeks içindeki hisselerde baskılanma söz konusuydu ve... Hem son dalgadan satış dalgasından biraz dirençli çıktı, pozitif ayrıştı. Hem de bugün aslında sınai endeksin üzerinde performans gösterdi. Hemen oraya da bakalım. %1.13, 2.441 puanla görüyoruz sınai endeksi. Peki yükselen hisseler hangileriydi? Bugün borsa yükseldi. Ama BIST endeksi içinde en çok hangi hisseler prim yaptı? O hisselere bakalım. Bera Holding bugün %10'a yakın primle ilk sırada BIST 100 endeksi içerisinde. Onun haricinde Eczacıbaşı yatırım %7.6, TAV Havalimanları %6.16, Türk Traktör %5.79, Pegasus %5.5 prim yaptı. Tabi ilk 5'e baktığımızda TAV ve Pegasus iki tane havayolu şirketi. Bunlar tabi dikkati çekiyor. Ulaştırma endeksi içinden iki hisse senedi ve bu hisselerin bugün BIST'e 100'e de önemli puan katkıları vardı. Şimdi de e, puan katkısı açısından o hisselere bakalım. Acaba BIST'tüz bugün hangi hisselerin desteğiyle günü %1.2 yükselişte tamamladı? Az önce de bahsettiğim gibi elbette havayolu hisseleri ve banka hisseleri bugünkü hareketin öncüleriydi. TAV bugün endeksteki yukarı harekete 1.26 puan pozitif katkı verdi. Garanti 1.22, Akbank 1.09, Türk Hava Yolları 1.07 puan katkıyla bugün BIST oldukça olumlu etkiledi ve yine bugün BIST 100 endeksi içinde en çok prim yapan hisse senedi Bere Holding'den de BIST yükselişine 0.97 puanlık pozitif katkı geldiğini gördük. Peki endeksi baskılayanlar hangi hisselerdi? %1'in üzerinde prim var BIST 100'de ama bazı hisseler de negatif etkiledi elbette. Onların başında da BİM, Coca Cola, Erbosan, Bor Doğuş Otomotiv ve Demir D grubu pay senedi geliyor. Bu 5 hisse bugün Bistüz'e en fazla negatif katkı veren, en çok baskılayan hisseler oldu diyebiliriz. Biraz da işlem hacmi açısından bugün öne çıkanlara bakalım. En çok işlem hacmi Türk Hava Yolları hissesindeydi. Yaklaşık 1 milyar 87 milyon liralık hacim söz konusu oldu kapanışta Türk Hava Yolları'nda. Garantide 863.3 milyon liralık hacim gördük. Sasa Polyester'de 420.9 milyon lira Koza altında 360.2 milyon ve Erbosan 335.9 milyon liralık hacimle bugün öne çıktı. Aslında Erbosan e, baktığımızda yüksek, yüksek işlem hacmiyle e, dikkat çeken hisseler arasında değil ama bugün e, hisse senedi piyasasında en yüksek hacmin görüldüğü 5. pay senedi oldu. Bu anlamda e, dikkat çeken bir hisseydi diye özetlemek mümkün. tabi. Piyasa fiyatlaması böyleydi ama özellikle Merkez Bankası'nın bir para politikası aracı olan zorunlu karşılıklar tarafında da bir hamlesi vardı bugün. O da önemli bir haber başlığıydı. Yabancı para cinsinden mevduatlarda tüm vadelerde zorunlu karşılık oranını 200 bas puan arttırdı Merkez Bankası. Diğer ayrıntıları da izleyelim. Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Resmi gazetede yayımlanan değişikliğe göre Merkez Bankası parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla Yabancı para mevduat ve katılım fonuyla müstakrizlerin fonları için bankaların tutması gereken zorunlu karşılık oranı 200 bas puan yükseltildi. Tebliğe göre vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları %19'dan %21'e çıktı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları da %13'ten %15'e yükseltildi kıymetli maden depo hesapları ve diğer yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıklarda değişiklik yapılmadı. Yapılan değişiklikler 19 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Merkez Bankası ayrıca Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranının %20'den %10'a düşürüldüğünü açıkladı. Söz konusu imkanın 1 Ekim 2021 tesis tarihinde sonlandırılacağı duyuruldu. TCMB alınan kararla ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13.2 milyar lira, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2.7 milyar dolar tutarında artmasının beklendiğini söyledi. Şimdi de küresel borsa indekslerinin bugünkü seyrine bakalım. Önce Asya tarafında bugün nasıl bir seyir vardı orasıyla başlayalım ve doğudan batıya doğru bir seyir izleyelim. Asya tarafı bugün satış ağırlıklı bir seyir izledi ve hem Japonya'da Nikkei 225 endeksinin %0.29 düştüğünü hem de özellikle Hong Kong'da Hang Seng endeksinin %0.5 kayıp verdiğini gördük. Diğer endekslerde satışlar biraz daha sınırlıydı. Tabi bir gelişen ülke borsası Güney Kore'den de bahsetmek lazım. Kospi endeksi %0.44 düştü. Avrupa tarafına geldiğimizde ise kapanışlar aslında pozitifti. DAX %0.47 prim yaptı. 15.603 puan da gördük. Yine Paris'te CAC 40 %0.7. Madrid'de IBEX %1.2. Londra'da FTSE 100 endeksi %1.26 prim yaptı. Dolayısıyla Avrupa için bugün pozitif geçti diyebiliriz. Yine BIST 100'ün de %1.2'lik yükselişle Avrupa borsalarına uyum sağladığını söylemek mümkün. Amerika tarafına geçeceğiz ama önce Arjantin ve Brezilya'dan bahsedelim. Orada şu an Negatif bir seyir var. E, i̇ki, gelişen ülke hisse senedi piyasası. Arjantin'de Merval %0.5, Brezilya'da Bovespa %0.4 aşağıda ve Kuzey Amerika'ya geldiğimizde ise e, S&P 500 ve Dow Jones'un pozitif bir seyir izlediğini görüyoruz şu anda. Vadeli işlemlerde Nasdaq ise yatay negatif %0.03 aşağıda ve 14.544 puanda görünüyor şu anda. Tabi Nasdaq endeksi açısından önemli bir gündü. Çünkü halka arzı gerçekleşen hepsi burada Nasdaq endeksinde, borsasında işlem görmeye başladı. Hisse başına 12 dolardan işlem görmeye başladı hisse senedi. Ve şirketin halka arz büyüklüğü de 700 milyon dolar oldu. Şimdi bu halka arzı ilişkin ayrıntıları izleyelim. Hepsi burada Dünya Teknoloji Borsası Nasdaq'ta halka açıldı. Nasdaq borsasında hepsi kısaltmasıyla işlem görmeye başlayan hepsi buradanın hisse fiyatı 12 dolar oldu. 56,7 milyon adet B grubu hisse senedinin halka arzı gerçekleştirildi. Hepsi burada komun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Hanzade Doğan Boyner halka arzla şirketin piyasa değerlemesinin 3,9 milyar dolara ulaştığını söyledi. Halka arz gelirini sadece Türkiye'de değil yakın ve yüksek büyüme potansiyelli pazarlarda da hizmetlerimizi büyütmek için kullanacağız dedi. Hepsi burada CEO'su Murat Emirdağ ise şirketin %20'sinin halka açılacağını söyleyerek halka arzın büyüklüğünün ise 700 milyon doların üzerinde olduğunu belirtti. Halka arz gelirinin 500 milyon doları şirketin kasasına girecek dedi. Nasdaq'ta Türk bayrağını götürerek aslında ortaya çıkardığımız bu hikayeyle beraber birçok yatırımcının da dünyadaki insanların da Türkiye'de bir teknoloji ekosistemin olduğunu fark etmesini sağladığımızı düşünüyoruz. Açıkçası bu hikaye bizden sonra da birçok başarı hikayesinin öncüsü olacaktır. Emirdağ şirketin Halkar sonrası ortaklık yapısı hakkında bilgi vererek %65'i Hanzade Doğan Boyner ve kardeşleri, %15'i Franklin Templeton, %20'sinin ise halka açık olacağını anlattı. Hepsi buradanın halka arzı için düzenlenen gong töreninde konuşan Nasdaq Başkanı ve CEO'su Adina Freitman, Nasdaq'ta işlem görecek ilk Türk şirketi olması nedeniyle hepsi buradayı kutladı. Şimdi de ABD tahvil piyasasındaki son fiyatlamalara bakalım. Yarın da malum tarım istihdam, ücret artışları ve işsizlik verilerini takip edeceğiz ABD tarafında ve elbette tahvil faizlerinin seyri de başta hisse senedi piyasaları olmak üzere finansal piyasalarda hareketlenmeye yol açabilir. Şu an itibariyle 2 yıllık faiz yükseliş eğilimini koruyor. Ee, aslında son FED toplantısı 15 Haziran'dan beri yukarı doğru bir trend var ve bugün de yukarı gitti. 2 yıllık faiz 10 yıllık tarafsa %1.5'un altında bulunmaya devam ediyor. Az önce gördüğümüz 2 yıllık gösterge tahvil faizinin son 1 aylık seyrinin tam tersi aslında grafik aşağı doğru bir hareket ki geçtiğimiz günlerde analiz yayınına, yayınında da yine bahsetmiştim. ABD tahvil piyasasında verim eğrisi hafif de olsa yataylaşmaya başladı. Bakalım e, yarınki verilerden sonra nasıl bir fiyatlama göreceğiz. Bu arada bugün açıklanan özellikle işsizlik maaşı başvuruları da e, pandeminin yine en düşük seviyesinde gerçekleşti. İstihdam piyasasının toparlanmaya devam ettiği sinyalini verdi. Ama örneğin ISM PMI verisinde bir ivme kaybı vardı. Özellikle istihdam endeksi bir önceki aya göre gerilemiş oldu. Ve dolar endeksinde ise yükseliş devam ediyor 92.5 seviyesinin hemen üzerinde şu anda ve yukarı doğru hareketler tabi burada da dikkat çekiyor. Bakalım yarın verilerden sonra acaba 93'ü geçebilecek mi yoksa gevşeme mi gelecek? Bu elbette hem gelişen ülke para birimleri hem başta altın olmak üzere kıymetli metaller, emtia ve hisse senedi piyasaları açısından çok kritik olacak diyebiliriz. Biraz da VIX endeksinin seyrine bakalım. Geçen haftaki düşüşten sonra bu hafta biraz yükseliş vardı. Birkaç gün yükseldi ama geldiğimiz son noktada VIX'in de aslında biraz gevşediğini görüyoruz. Yani volatilite beklentileri ve korku azalıyor. Şu anda 15.4 hafta içinde 16.5 seviyelerini de görmüştük. Şimdi biraz gevşeme var ve bu da aslında şu an hisse senedi piyasalarını destekleyen bir gösterge diyebiliriz. Son değeri itibariyle. Elbette piyasa açısından aşılama süreci ve bunun e, ekonomiye ve e, baktığımızda fiyatlamaya etkisi son derece önemli ki e, Avrupa Birliği'nin salgın sürecinde seyahatleri kolaylaştırmak maksadıyla da hayata geçirdiği aşı sertifikası uygulaması bugün yürürlüğe girdi. Ona ilişkin ayrıntıları izleyin. Avrupa Birliği dijital Covid sertifikası uygulaması başladı. Artık Avrupa Birliği ülkelerinden hava yolu seyahatlerinde uçağa binmeden önce sertifika sunmak zorunlu. Sertifika şimdilik 12 ay için geçerli. Ücretsiz olan Avrupa Birliği dijital COVID sertifikası kağıt veya dijital şekilde hazırlanıyor. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabiliyor. Sertifika kişilerin koronavirüs aşısı olup olmadığını olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin ise iyileştiğine dair belgeyi, negatif test sonucunu içeriyor. Koronavirüs testlerinin PCR türleri seyahatin 72 saat öncesine kadar yapılıp sertifikaya tanımlanabiliyor. Hızlı antijen testler ise 48 saat öncesine kadar yapılabiliyor. Bu testin tanınmasında ise seyahat edilecek Avrupa ülkesinin kararı geçerli oluyor. Sertifikayla Avrupa Birliği'nde onaylı aşılardan Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Janssen Janssen olmuş ve son dozun üzerinden de 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmıyor. Aşı sertifikası tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre'de de geçerli. Sertifika üye ülkelerin dilleriyle birlikte İngilizce olarak hazırlanıyor. Şimdi de Borsa İstanbul'daki şirketlerden öne çıkacak, öne çıkan detaylara, gelişmelere bakalım. Sizler için özetleyelim. Arçelik'le başlıyoruz. Arçelik daha önce Hitachi şirketiyle yaptığı eee işbirliğine ilişkin açıklamaları vardı. 2020 yılının Aralık ayı ve 2021'in Mart ayında ve e, Hitachi Global Life Solutions şirketiyle de ortaklık sürecine ilişkin bazı çalışmalar vardı. Bu sürece, bu çalışmalara ilişkin Hollanda'da kurulan Hitachi Home Applications şirketinin hisselerinin %60'ının satın alınmasına ilişkin sürecin tamamlandığını bildirdi bugün Arçelik ki bugün itibariyle bu hisse devir işlemlerine yönelik toplam yaklaşık 268 milyon dolarlık da bir ödeme yapıldığını açıkladı ve buna ilişkin de sürecin tamamlandığını bildirdi Arçelik ve bu ortak girişim sözleşmesi çerçevesinde de Baktığımızda ortak girişim şirketinin ünvanının Arçelik Hitachi olarak belirleneceğini ve bu işlemle beraber Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Endonezya ve Vietnam gibi şirketlerde 9 satış şirketini içereceğini belirtiyor şirket ve faaliyetlerinin yönetimi içinde de Tayland'da Yeni bir operasyon merkezinin de kurulacağına ilişkin bilgiler var kap açıklamasında. Oldukça uzun bir kap açıklaması. Özetlemeye çalıştık. Peki, Arçelik'in son dönemde hisse performansı nasıl bir izliyor? diyor. Sınav endeks içindeki bir hisse senedi ve aslında son dönemde bir düşüş trendi var hissede. Geçen sene son derece olumlu etkilenmişti. Pandemi sürecinde satışlarını güçlü biçimde arttırmış ve hisse fiyatı da yukarı doğru bir trend izlemişti ama... Bu sene şu ana kadar aslında aşağı yönlü bir eğilim var. Dönem dönem de dalga boyu artıyor hissede. Bugünkü son kapanış 29.84 ve sınırlı e, yatay pozitif diyebileceğimiz bir kapanışı oldu bugün itibariyle. Bera Holding ise e, grup şirketlerinden Kompen e, PVC yapı ve inşaat malzemeleri şirketinin iki adet sözleşme imzaladığını bildirdi. Yani iştiraki vasıtasıyla alınan bir iş söz konusu ve bu sözleşmelerin bedellerine baktığımızda ilki 2 milyon 480 bin TL artık KDV değerinde. ikincisi ise 10 milyon 750 bin artık KDV tutarında görünüyor. Tabi Bera bugün borsada da Bistüz Endeksinde en çok yükselen hisseydi. Biraz grafiğine bakalım. Dönem dönem sert hareketlerin olabildiği bir hisse senedi. Bugün de Bistüz'de en çok yükselen hisseydi ama tabi Nisan ve Haziran arasında kuvvetli bir değer kaybı yaşadı. Hatta bir dönem kapta açıklaması da vardı şirketin. Kamuya açıklanmamış bir bilgi yoktur şeklinde bu düşüşle ilgili. Ama son günlerde biraz daha kayıplarını toparlamaya çalışıyor. Bakalım bu hareket devam edebilecek mi? Nisan ayının sonunda 32 liranın üzerindeydi hisse senedi. Şu anda 13.21 TL seviyesinde son işlemler itibariyle. Ve Coca-Cola içecek tarafında ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in açıklamaları vardı. Coca-Cola içecekin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notları ile birincil teminatsız derecelendirme notunu 3B- olarak teyit etti Fitch. Ama görünümü durağından pozitife yükseltti. Bu aslında şirket açısından iyi bir gelişme. Ve yine Fitch'in raporunda pandemi sürecinde Coca-Cola içeceğin alkolsüz içecek şişeleyicileri arasında global anlamda en güçlü performanstan Performanslardan birini sergilediğini yani şirketin finansal performansında bir iyileşme olduğunun altını çiziyor ve bu performanstaki iyileşmeye sağlıklı nakit akışı ve potansiyel döviz risklerine karşı yapmış olduğu korumalara atıfta bulunarak görünümü durağından pozitife yükselttiğini belirtmiş. Coca-Cola için şirket için pozitif bir gelişme diyebiliriz. Peki Hisse performansı nasıl bir seyir izledi son dönemde bakalım. Bugün borsa genelinden negatif ayrıştı. %1 kayıp ve 77 liranın hemen altında bir kapanış. Ve yine Mayıs ayından beri de tepelerin daha aşağıda oluştuğunu görüyoruz. Biraz satıcılı fiyatlamalar öne çıkıyor. Ve Çemaş döküm tarafıyla devam edelim. Çemaş bağlı ortaklığı Özışık İnşaat'ın inşaatın Hisselerini satma kararı aldığını duyurdu bugün KAP'ta. Özışık İnşaat ve Enerji şirketinde sahibi olduğu B grubu nama yazılı hisselerden 20 milyon adet pay senedini her biri 1 lira nominal değerde olmak üzere 20 milyon TL nominal bedelle e, satma kararı almış şirket. HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredecek bu yönde bir açıklamaydı. Biraz da Çemaş'ın hisse grafiğine bakalım. Bugün %1.7'lik prim vardı hisse senedinde ama son günlerde haftalarda yatay seyrettiğini söylemek mümkün aslında ve yılbaşından bugüne de 1.04-2.34 fiyat aralığında bir e, seyri söz konusu. Otomotiv yan sanayinden bir şirket Jansa ile devam edelim. Dönem dönem sert fiyatlamalar oluyor Jansa hisse senedinde. Ye, yeni üretim hattı yatırımı yapacağını e, açıkladı. 50 milyon lira tutarında teşvik belgesi kapsamında yeni üretim hattı yatırımı yapılmasına ve bu hattın 2022 yılı içinde tamamlanarak devreye alınmasına karar verdi şirket. Yine bu yatırım ile de şirketin mevcut üretim kapasitesinin %15 oranında artması planlanıyor. Yani bir anlamda şirketin uzun vadeli operasyonları, faaliyetleri açısından kapasitesini arttırma kararı aldığını ve bu yatırımla büyümeyi amaçladığını söylemek mümkün. Janssen'ın da hisse grafiğine bakalım. Geçen sene Mart ayından bugüne baktığımızda çok ciddi bir primi vardı ama tabii sonrasında bölündü. Bölünmenin de etkisi var şu an hisse grafiğinde. Bugünkü son kapanış 81.10 TL'de gerçekleşti ve günü ise 4.38 kazançla kapattı diyebiliriz. Bugün yine biz yüzde en çok prim yapanlar arasındaydı. Aygaz tarafında ise Bangladeş'te kurulu bağlı ortaklığının sermaye artışına katılma kararı aldı şirket. E, buna ilişkin ayrıntılara bakacak olursak e, Bangladeş'te kurulu bağlı ortaklığının bir sermaye artışı yapma kararı aldığını ve buna e, Katılma kararı aldığını belirtti şirket. Toplamda yaklaşık 12 milyon dolar tutarında bir bedel ödeyecek bu sermaye artışına katılmak için şirket. Ve 30 Temmuz 2021 tarihine kadar da nakden bu bedeli ödemeye karar vermiş bu yönde bir açıklama. Yani şirketten bir nakit çıkışı gerçekleştirilecek diyebiliriz. Bu arada Bangladeş'te kurulu United LPG Limited şirketinin paylarının %50'sine sahip Aygaz. %50 oranında iş sahibi şirketin ve bu şirketin yaptığı yapacağı bedelli sermaye artışına da payları oranında yani %50 oranında katılacak ve bu sermaye artışına da 12 milyon dolarlık bir finansman ayrılmış. Bu yönde bir açıklama. Hisse grafiğine bakalım. %1.2'lik prim 13.47 TL seviyesinde bir kapanış gördük bugün itibariyle ama tabii son 6 aylık grafikten de anlaşılacağı üzere yılbaşından beri düşüş trendi izliyor. 21 Nisan 12.45 fiyatı yılbaşından bugüne gördüğümüz en düşük kapanış fiyatıydı. O seviyeden sonra toparlanma çabası var ama son günlerde biraz yatay seyrettiğini söylemek mümkün. Ulusoyun Sanayi ise hisse geri alımı yaptığını açıkladı. Bugün Borsa İstanbul Pay piyasasından 200 bin adet hisse geri alımı yaptı şirket. Peki hangi fiyat aralığından yaptı? 4.72-4.75 bu fiyat bandından toplam 200 bin lot yani 200 bin adet pay geri alımı yapmış Ulusoy Un Sanayi. Peki hisse performansı nasıldı? Şirketin geri alımı, hisse geri alımı nasıl etkiledi? Oraya bakalım. Bugün %0.21'lik düşüş var hissede. 4.73 fiyatından kapanmış ki şirketin de 4.72 4.75 bandından alım yaptığını görüyoruz. Bu alımlara rağmen günü negatif noktaladığını söylemek mümkün. Ve son olarak Dardanel gıda ile ilgili gelişmeye bakalım. Yunanistan'da bir şirket satın alma süreci söz konusu. Dardanel gıda tarafında ki bu şirketin ismi Kalimanis. Bu şirketin yaklaşık 63.2 milyon euro tutarında bankalara borcu var ve bu borçlu bu borçların alacaklısı olan bankalarla bir anlaşma sağlandığını bildirdi Dardanel gıda. Bu yönde bir açıklama yaptık ki 6 milyon euro ödeme karşılığında bu borçları üzerine alıyor şirket. Açıklama bu yönde. Hemen Dardanel Gıda'nın da hisse performansına bakalım. %10'a yakın prim bugün oldukça güçlü bir performans ama yılbaşından bugüne güçlü bir düşüş trendi içinde. Bakalım yarın itibariyle bu yukarı hareket devam edecek mi? Bugün %10'a yakın yükseldi Dardanel Gıda hissesi. Öne çıkan bu şirket gelişmelerinden sonra şimdi bir de diğer şirket haberleri var. Onları izleyelim. Türk İş Kargo salgın döneminde 7 farklı türde 100 milyon doz koronavirüs aşısını 35'ten fazla ülkeye ulaştırdı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Ayıcı, başarılı operasyonlarla ilaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da %7,5'e çıkardık dedi. Aşı taşımacılığında en aktif taşıyıcılar arasında yer aldık açıklamasında bulundu. Aselsan ve BMC işbirliğiyle geliştirilen Vuran 4x4 havan aracının yurt dışındaki ilk kullanıcısı Kosova olacak. Aracın ilk yurt dışı satışı için Kosova Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalandı. Bu kapsamda Vuran 4x4 havan aracından ilk etapta 2 adet üretilip teslim edilecek. Araçların üretimi BMC ve Aselsan ortaklığında yapılacak. 2020 yılında 420.1 megawattlık Çetinesi devreye alan Limak Enerji, 55.8 megawattlık Gürsoy ötesi de tam kapasite devreye aldı. Grup Ester'den yılda 3,5 milyar kWh saat elektrik üretebilecek güce ulaştı. Getir hızlı market teslimatı sektöründe faaliyet gösteren blok uygulamasının tamamını satın aldı. Şirket bu adımla Barcelona, Madrid ve Milano'da kendi adıyla hizmet vermeye başlayacak. Getir'in kurucusu Nazım Salur, Bloğun yereldeki başarısı sayesinde bölgedeki en iyi hizmeti veren şirket olacağımıza inancımız tam dedi. Trendyol Futbol Milli Takımlar resmi sponsorluğunun ardından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de resmi sponsoru oldu. Trendyol aynı zamanda Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular Taha Akgül, Ferhat Arıcan, Evin Demirhan, Busena Sürmeneli ve Nur Tatar'a da destek verecek. ABD merkezli perakende giyim ve aksesuar şirketi Gap İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatacağını duyurdu. Şirket önümüzdeki dönemde sadece online hizmet verecek. 81 mağazanın kapatılması süreci Ağustos ve Eylül aylarında tamamlanacak. Analizin bu bölümünde ekonomist Belgin Maviş bizlerle kendisinin yorumlarını alacağız piyasalara ilişkin. Belgin Hanım merhaba, hoş geldiniz Zeyna. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Tabii öncelikle bugün borsada görülen toparlanma hareketini sormak istiyorum. %1.2'lik kazançla geçtiğimiz günkü kayıplarının bir kısmını toparladı. Sizce e, yavaş yavaş toparlanmanın öne çıktığı günlere doğru mu gidiyoruz yoksa temkinli mi olmak lazım? Sizin bugünkü fiyatlamadan gördükleriniz, okuduklarınız nasıl acaba? Tabii burada özellikle turizm ve hava ulaştırma sektörü hisselerinde bir toparlanma vardı. Birkaç gündür de bankacılık sektöründe başlayan alımlar dikkat çekiciydi. Öncelikle burada tabii ki başlıca etkenlerden bir tanesi endeksin teknik hareket içerisinde 1356 seviyesini kendine destek yapmasıydı. Seninle birlikte çeşitli değerlendirmelerimizde dikkat çektiğimiz bu seviye korundu. Ve endeks belki dar bantta ama tepkisel yükselişlerini devam ettirme çabası içerisinde. Bugün de gün içerisinde baktığımızda 1358 seviyesine kadar geri çekilmeleri gördü ve 1372 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. %1.21'lik bu yükselişte bugün kurdaki geri çekilme hareketinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan küresel bazda baktığımızda ise delta varyantıyla ile ilgili haber akışı ve bu konuya ilişkin tedirginliğin de zaman zaman fiyatlamalarda olumsuz etkilerini görmeye devam ediyoruz. Bu yüzden endekste 1403 seviyesi aşılmadan yeniden o 21, 50 ve 200 günlük ortalamaların yer aldığı banda doğru bir yükseliş başlıyor diyemeyiz. Ve dar bant içerisinde baktığımızda aşağıda 1356, yukarıda ise 1395 seviyesinde hareketleri görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum bu hafta. Şimdi az önce havayolu hisselerinin verdiği destekten bahsettiniz ki bugün gerçekten özellikle Tav Havalimanları ve Pegasus'ta ciddi bir hareket vardı. Tav'da %7'nin üzerinde, Pegasus'ta %5,5'luk yükseliş gördük. Türk Hava Yolları'na biraz daha küçük bir artış, %2,8'lik prim. Tabii son günlerde özellikle Delta varyantı endişeleriyle sert satışlar vardı bu hisselerde. Acaba yavaş yavaş dibi mi görüyorlar, yeniden yukarı doğru bir hareketin başlangıcı olabilir mi bugün gördüğümüz fiyatlama? Elbette, elbette. Bu hafta boyunca dikkat çekmeye çalıştığım havayolu şirketlerinde yeniden bir toparlanma eğilimi. Bununla birlikte normalleşme süreci ve buna bağlı hareketlerin hisse performanslarına etkisini göreceğiz. Bununla birlikte bugünün özelinde TAV havalimanlarındaki diğer havayolu sektörü hisselerinden ayrışmada özellikle TAV CEO'su Sayın Şener'in yapmış olduğu bir röportajda vermiş olduğu açıklamalardı. Bu anlamda baktığımızda özellikle yolcu taşıma rakamlarını 30 binlerden daha yukarılara taşımak istiyordu. Hemen izle de notlarım içerisinde bakayım. 30 binlerden 200 binler seviyesine çıkardık ve şirket karının yarısını da temettü olarak dağıtmayı planlıyoruz. Kalanını ise yatırım yapmak için değerlendireceğiz açıklamaları. Hissenin performansına olumlu katkı sağlayan ve bugün de hava ulaşım sektörü içerisinde yüzde 7.17 ile en çok yükselen e, hissi olarak yerini korudu. Tabii son dönemde özellikle pozitif ayrışan endeksi yukarı çeken hisselerin diğerlerine baktığımızda banka hisseleri hemen dikkati çekiyor. Bugün de Garanti ve Akbank BIST'e ciddi pozitif katkı verdi. Puan olarak baktığımızda acaba banka hisselerinin hem aşağı doğru endeks gelirken pozitif ayrıştıran hem de bugün ciddi biçimde prim yapmasına yol açan sınav endeksten daha iyi performans göstermesine sebep olan faktörler nelerdir? Ee, güçlü bir temel görünümü mü var? Sizce e, bu trend devam edebilir mi banka hisselerinde? Burada tabii ki her ay aylık bazda BDDK'nın yapmış olduğu değerlendirmeleri de dikkate aldığımızda bankaların özellikle yılın ikinci yarısında ikinci çeyreğinden itibaren daha önce özür dilerim eleştiri olarak alınan çekirdek sermaye rasyosu, aktif rasyosu gibi birçok kriterin çok daha üzerinde performans gösterdiklerini, beklentilerin üzerindeki bu yükselişin hisse performanslarına yansıyacağını zaten tahmin ediyorduk. Para girişi de aslında bunu destekliyordu. E, yabancı yatırımcının daha çok dips tarafında kalması, yerli yatırımcının ise banka hisselerine uzak durması ve 1465 puan seviyesindeyken bankacılık sektörü hisseleri ortalamada %30 ile %35 arasında iskontolu seyrine dikkat çekiyorduk. Şimdi endeks geri çekildi, 1370'lerde ve ortalamada %40'ın üzerinde bir iskontolu fiyatlamalarla yoluna devam ediyor. Dolayısıyla son derece cazip ve bu seviyelerden alan yatırımcılar hem ikinci çeyrek bilanço performanslarını yakalayabilirler ki burada da fiyatlamaları hedef değerleri yukarı yönlü revize etme olasılığı da beraberinde gelecektir. Hem de son derece iskontolu olmalarının hareket marjı ve fiyat kazanç oranlarını pozitif yönde etkilemesi beklentisi var. Bu gözle baktığımızda gerek sendikasyonlar anlamında gerekse saymış olduğum e, rasyolar anlamında pozitif olan özellikle Akbank ve Garanti Bankası. Aynı zamanda bu iki banka güçlü sendikasyon yenilemeleriyle dikkat çekmişti. Buna ek olarak da kamu bankaları içerisinde Halk Bankası'nın da önemli bir performans gösterdiğini ve para girişiyle de bu durumun desteklendiğini hatırlatalım. Bugün bir başka gelişme de vardı. Yapı Kredi Bankası'yla ile Çinli Banka Eski Tekstil Bank yeni adıyla ICBC arasındaki bir kredi anlaşmasıydı. İki yıllık kredi anlaşması imzalandı iki banka arasında ve buradan yaklaşık olarak 130 milyon dolarlık bir kredi kullanımı söz konusu oldu. Dolayısıyla bugün Yapı Kredi tarafında da ICBC tarafında da hareketlilikler bu haberin yansıması olarak da yine bankacılık endeksini destekleyen haber akışı oldu. Bugün Merkez Bankası'nın da menkul kıymet istatistiklerini takip ettik ve geçen hafta baktığımızda aslında yabancı yatırımcının hisse senetlerinde sınırlı 3.4 milyon dolarlık bir satış yaptığını ama DIPS tarafında 172.5 milyon dolarlık alım yaptığını görüyoruz. Nitekim son günlerde e, içeride tahvil faizlerinin bir düşüş eğilimi içinde olduğunu görmüştük. Burada da yabancının alım yaptığı ortaya çıkıyor ama... Hisse tarafında sınırlı bir satış var. E, yabancının dips ve hisse tarafındaki son e, işlemlerine baktığınızda sizce tahvil tarafı daha mı ağır basıyor? Önümüzdeki günlerde de tahvile girişler devam edip hisse zayıf mı kalır? Ne dersiniz? Dünya genelinde zaten tahvil yatırımcısı e, daha çok Fed'in e, Ağustos ayındaki değerlendirmelerini bekleye dursun. İçerideki tahvil faizlerinin getiri anlamında yabancı yatırımcıyı cezbettiğini ve enflasyonist baskıların Türkiye'de ve tüm dünyada artış eğiliminin devam etmesi durumunda merkez bankalarından yeni faiz adımının gelebileceğine dair beklentilerin de tahvil fiyatlamalarında etkili olduğunu düşünüyorum. Bu gözle baktığımızda özellikle tahvil faizi açısından yabancının radarında olan ve yükselen dolardan dolayı hisse senedinden çıkmış oldukları nakdi tahvil tarafında değerlendiren bir yabancı yatırımcı profili var. Ancak bu yabancı yatırımcı sadece tahvilde değil aynı zamanda da TL overnightlerde durmaya devam ederek piyasa koşullarındaki iyileşmeleri de takip ediyor. Ve geçtiğimiz hafta Bank of Amerika'yı biraz daha satış tarafında görmüştük. Yeni hafta, yeni ayla birlikte özellikle vadeli tarafında rahatlamasıyla yeniden yabancı alımlarını görebiliriz ve bu yabancı alımlarında şirketlerden gelecek olan açıklamalar da önemli olacak. Örnek vermek gerekirse Koç Holding'den de gelen açıklamada hisselerini ve yatırımcıları koruma amaçlı olarak pay alım haberlerinin diğer şirketlerden de gelmesi durumunda olası güvenle ilgili sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Şirketlerin kendi hisselerinde yeniden desteklemeye başlamaları da yabancı yatırımcının hisse pozisyonlarını arttırabilir. Ancak bu beklenen düzeyde olmayacaktır. Hala hazırda %42-42,5 aralığında yabancı pozisyonu var. Ama bunların çoğu saklamada tutulan hisseler noktasında. Ve onlara da baktığımızda içlerinde ağırlığın banka tarafında, petrokimya tarafında ve bununla birlikte otomotiv tarafında olduğunu da söyleyelim. Döviz piyasalarına baktığımızda özellikle TL bu hafta diğer gelişen ülke para birimlerinden biraz pozitif ayrışıyor. Dolar endeksinin 92'nin üzerine gitmesiyle gelişen ülke kurları genelinde bir baskı var aslında. İşte Arjantin pesosu, Meksika pesosu, Brezilya reali der kayıpları yaşıyor ama bu hafta TL'de görece daha güçlü bir duruş görüyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Beklenen swap anlaşmaları ya da risk primi işte tahvil piyasındaki hareketler. Sizce e, temel sebep nedir ve devam edebilir mi bu ayrışma? Elbette. CDS'lerdeki geri çekilme. Belki tam istenildiği noktada olmasa da 380'ler seviyesinde ve bunun daha aşağısına sarkabilme ihtimalinin en çok ö, ö, düşüş gösteren Türk lirası ve Türk lirası varlık fiyatlamalarında yeniden toparlanmayı beraberinde getirebilir. Bununla birlikte genel anlamıyla baktığımızda bu sabah itibariyle özellikle Merkez Bankamızın zorunlu karşılıklar tarafında TL varlıklı fiyatlamalarını daha pozitif etkileyecek, dolarizasyon eğilimini azaltabilecek zorunlu karşılık oranlarındaki yükseltmeleri gördük. Belki bunun yansıması hemen bugün fiyatlamalara e, tesir etmeyecek ama önümüzdeki haftadan itibaren özellikle kur tarafında yurt dışı hareketlere de bağlı olarak Geri çekilmeler borsa İstanbul tarafına hisse bazlı hareketlerle olumlu yansırken... ...TL varlık fiyatlamalarında reel getiri anlamında biraz daha pozitife dönmeyi destekleyecektir. Özellikle bankaların TL mevduat toplama noktasındaki yaşamış oldukları zorluklar karşımızda. Ancak tabii ki ayın başında enflasyon rakamları bu görünümü kısa süreli duraksatabilir. Bakalım gelecek olan enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı noktasında yeni adımlar gelip gelmeyeceği, yeni açıklamalar gelip gelmeyeceği dair beklentiler de TL varlık fiyatlamalarının yönünü belirleyecek diye düşünüyorum. Yarın da tabii kritik verileri takip edeceğiz. Haziran ayına ilişkin ABD tarım istihdam. Ücret artışı ve işsizlik. Tabi buradan gelecek veriler sonrası görünüm nasıl olacak merak edilen unsur bu ki şu ana kadar işte açıklanan EDP verisine bakıyoruz, işsizlik maaşı başvuruları gibi diğer veriler şu ana kadar aslında parlak bir görüntü çizdi. Sadece bu akşam ISM PMI verisi içindeki istihdam endeksinin biraz gerilediğini gördük. Sizce yarın nasıl bir tablo olabilir ABD istihdam verilerinden sonra? Piyasada nasıl bir reaksiyon bekliyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Fed'in özellikle ters repo işlemlerine devam etmesi, faizlere dokunmaması, faizler ve tahvil alımını azaltma yönünde açıklamalar, tahminlerde Fed başkanları bulunsa da netlik kazanan bir şeyin profilün olmamasıyla birlikte istihdam tarafındaki gelişmeleri son derece yakinen ve oldukça önemli takip ettiğini biliyoruz. Son alınan tedbirlerle özellikle hane halkı dahil olmak üzere yapılan ödemeler ve teşvikler sonrasında özellikle işe başvurular işsizlik maaşı başvuruları gibi datalar FEDin çok daha fazla radarındaydı. Bugün gelen işsizlik maaşı başvurularında ise biraz daha sevindirici bir gelişme vardı. 390 binler seviyesinde bekleniyordu. Bu rakam 364 bin kişi olarak açıklandı. Bununla birlikte e, önceki rakamsa 410 binler seviyesindeydi. Bu da tabii ki sevindirici ve FED'in elini kuvvetlendiren bir unsur olacaktır. Çünkü FED söylemlerinde makro veriler tarafında güçlü olduklarını, enflasyon tarafında ise yükselişin geçici olduğunu, bununla birlikte tahvil alım programında tahvil alım miktarının azaltılmasının uygun olabileceği açıklamalarıyla piyasayı alıştırmaya devam ederken ters repo işlemleriyle yaklaşık olarak piyasadan 1 trilyon doları çekmesi Doları hem güçlendirirken, dolar endeksinin de 92'nin üzerindeki seyri şu an için piyasa fiyatlamalarına çok da yansımıyor. Ama istihdam tarafında daha da güçlenen veriler, Fed'in Ağustos ayında bu e, tahvil alım miktarını kısaltması azaltması noktasında hareketlerine destek verebilir. O yüzden işsizlik maaşı, tarım dışı istihdam rakamları, kişisel gelir ve harcamalar dataları önümüzdeki iki ay için oldukça yakın takip edeceğiz doların seyri açısından. Tabii bugün global çapta da önemli PMI verileri vardı. Siz de takip etmişsinizdir. Euro bölgesi, ABD, Japonya ve bu verilerin aslında alt kalemlerine bakıldığında özellikle Arz yönlü zorluklar, girdi fiyatlarındaki artışlar, tedarik sıkıntıları hepsi alt kalemlere aslında yansımış görünüyor. Fiyat beklentilerinde artış var e, imalat sanayi temsilcileri arasında. Tabii e, bir yandan da küresel enflasyon beklentilerini ve tahvil faizlerinin reaksiyonunu konuşuyoruz. Şu anda da ABD 10 yıllık %1,5'un altında seyrediyor. Almanya'da, İngiltere'de de 10 yıllık faizler. Son dönemde düşüş trendi izliyor. Yani PMI rakamlarında da aslında maliyet artışlarının etkisi hissediliyor. Ama tahvil faizleri aşağı geliyor. Sizce piyasa enflasyonun eninde sonunda düşeceğine mi inanıyor? Ne dersiniz? Hayır. Merkez bankalarının kontrolü içerisinde para piyasasında atmış oldukları adımlarla şu anda bu olayı kontrol altında tutuyorlar. Çünkü PMI'larda önemli eşik değer 50'dir. 50'nin üzerindeki her seviye merkez bankaları tarafından şu anda olumlu karşılanıyor. Bu açıdan baktığımızda gerek repo gerek ters repo hareketleriyle gerekse piyasadaki tahvil alım miktarı ya da gelişlemeci para politikalarına devam noktasında sözel açıklamalarla ya da fiili adımlarla merkez bankalarının kontrollü ve eş zamanlı hareketlerini görüyoruz. Ancak bir de bir gerçek var ki e ee, virüsle ilgili mücadele hali hazırda devam ediyor ve Asya piyasalarında özellikle bu sabah Çin'den gelen PMI verilerindeki düşüş ki elin üzerinde olmasına rağmen 52'lerden 51'lere düşmesi açıkçası Asya piyasalarını bir hayli tedirgin etti. Bir yandan virüs ve yeniden kısıtlamaların gelebileceğine dair tedirginlikler de bu anlamda PMI verilerini olumsuz etkileyebilir. Öte yandan senin de söylediğin gibi enflasyondaki yükseliş eğilimi, girdi maliyetlerindeki artış ve üfe tarafındaki yükselişler gibi unsurlar halihazırda çözümlenmeyen ve dünyanın 2021'de önemli sorunlarından bir tanesi. Bu başlıkla baktığımızda PMI verileri <laughs> özür dilerim. Özellikle büyüme tarafı için oldukça önemli. <laughs> Çok teşekkür ederiz notlarınız için. <laughs> İyi akşamlar ben diliyoruz. Teşekkür diyoruz. ederim. Çok sağ İyi akşamlar. Evet Belgin Hanım'ın bu yorumlarını dinledik. En son kendisi de tahil faizlerinin hareketi, küresel enflasyon gelişmeleri ve Fed'in özellikle ters repo işlemleriyle piyasadaki likiditeyi ayarlama işleminden Bahsetti tabii bununla birlikte içeride de Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin istatistikler bugün açıklandı. Sadece menkul kıymet istatistikleri, döviz tevdiat hesapları, para banka istatistiklerini değil de rezervlere ilişkin gelişmeleri de takip ettik ki toplam rezervler 2.8 milyar dolarlık artış kaydetti. Şimdi onun ilişkin ayrıntıları izleyelim. Merkez Bankası'nın toplam döviz rezervleri 100 milyar doları aştı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 25 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 834 milyon dolar artarak 97 milyar 324 milyon dolardan 100 milyar 158 milyon dolara yükseldi. 13 Mart 2020 haftasındaki 104.1 milyar doların ardından toplam rezervler ilk kez 100 milyar dolar sınırını aştı. 25 Haziran'da Merkez Bankası bürüt döviz rezervleri 3 milyar 215 milyon dolar artışla 59 milyar 240 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde altın rezervleri 381 milyon dolar azalarak 41 milyar 299 milyon dolardan 40 milyar 918 milyon dolara indi. Verilere göre bankanın net uluslararası rezervleri 25 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 457 milyon dolar artışta 20 milyar 914 milyon dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurtdışı piyasalarda düzenlediği 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracının kasaya girmesiyle yaşanan artışta net rezervlerde 23 Kasım 2020 sonrası en yüksek seviyeye ulaşıldı. Enflasyonun seyri ve para politikası adımları piyasanın yakın takibinde. Ona ilişkin bir yorumu da İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin yaptı. Onun yorumlarını izleyelim. Toplamda Kredi büyümesinin e, yavaşlaması neden tercih edilir? E, bu bize lazım mıdır diye baktığımız zaman aslında şunu görüyoruz. E, e, kredi büyümesinin yavaşlamasına ne zaman ihtiyacımız olur? Bizim eğer talep baskısıyla oluşacak bir enflasyonist etkiden endişe ediyorsak e, o zaman buna bir e, çözüm olarak kredileri yavaşlatmayı tercih edebiliriz. Evet bahsettiğiniz gibi e, tarihsel ortalamaların altında seyreden bir kredi büyümemiz var pandemi döneminde çok büyük artış yaşanmıştı. Rekor seviyelere ulaşmıştı kredi büyümesi. Fakat ondan sonra hızlı bir şekilde bu hem parasal sıkılaşmayla hem de biraz talebin de azalmasıyla tekrardan kredi büyümesi eğiliminin yavaşladığını görmüştük. Fakat burada daha fazla yavaşlama da arzu ediliyor olabilir mi? Olabilir. Çünkü talep koşulları kredi dışındaki gerekçelerle yani örneğin aşılama, hatta örneğin değil en önemli sebep olarak aşılamanın hızlanması ve hayatın normalleşmesi ve bunun da ertelenmiş talebi aktive etmesi gibi gerekçelerle önümüzdeki dönemde talep koşulları canlı seyredecek diye görünüyor. Dolayısıyla burada biraz daha en azından kredi kanalıyla bu talebin daha da fazla destek bulmamasını hatta belki biraz yavaşlatılmasını sağlamak o anlamda bana da sağlıklı ve doğru bir seçenek gibi geliyor çünkü gerçekten enflasyonda eğer düşüş isteniyorsa bu sene ki şu andaki seviyelerinden daha düşük seviyeleri öngörüyor Merkez Bankası sene sonu için. Nitekim piyasa beklentileri de ağırlıklı olarak bu yönde. Ama buradaki düşüş beklentisinin temel dayanağı nedir diye baktığımız zaman bir miktar baz etkisi, biraz da talep koşullarının yavaşlamasının enflasyondaki düşüşe destek vermesi bekleniyor. Ama dediğim gibi son dönemde yaşanan bu aşılama gelişmeleri bizim talep koşullarında yavaşlama değil tam tersi bir hızlanma görmemize sebep olacak gibi duruyor. Bunu dengeleyecek bir adım gelmesi makro ihtiyati politikalardan bu anlamda bence önemli. Ama dediğim gibi içeriğine biraz baktığımız zaman buradaki teşvik mekanizmasının ne kadar işleyeceğini görmemiz lazım. O teşvik mekanizmasının bu arada nasıl işleyeceği veya hangi ölçüde etkili olacağı konusu bir miktar aslında parasal sıkılaşmanın dozunu da belirlemiş olacak yani Merkez Bankası bir adım attı parasal sıkılaşma yönünde ama orada koşullu bir takım mekanizma kur bir mekanizma kurdu sabit bir mekanizma değil çeşitli koşullara bağlı çalışacak bir mekanizma kurdu O nedenle orada bankaların nasıl aksiyon alacakları da o bu alınan kararlarla birlikte gelecek olan parasal sıkılaşmanın boyutunu belirlemede etkili olacaktır. Şu anda tabii biz makro ihtiyati tedbirlerle böyle bir adımın atıldığını görüyoruz. E, faiz tarafında böyle bir e, biliyorsunuz mesaj verilmiyor. E, daha önceden gerekirse ek sıkılaşma yapılır diye bir ifade vardı para politikası metninde ama bu ifade daha sonra çıkartılmıştı. Son birkaç toplantıda da bu ifade kullanılmadı. Sadece mevcut duruşun... Korunacağı yönünde bir mesaj verilmişti. Dolayısıyla faiz tarafında şu anda tabii ki bir adım beklemiyoruz biz. Piyasanın da böyle bir beklentisi olduğunu zannetmiyorum. Ama para politikasının dediğim gibi faizle olmuyorsa bile en azından makro ihtiyati cepheden burada bir adım atıyor olması önemli. Diğer yandan hazır Merkez Bankası politikasını konuşmuşken, Evet mevcut sıkı duruşun korunacağını söylüyor Merkez Bankası ve bir eksiklaşma kapıyı açmıyor ama diğer yandan her ne kadar metinde yer almasa da çok açık bir şekilde enflasyonda düşüş başladığında da faiz indirimlerine kapıyı açan bir yaklaşımı var Merkez Bankası'nın. Belki bu enflasyon görünümü önümüzdeki dönemde e, yukarı yönlü riskler sürerse ve sene sonu için bu konuştuğumuz 12-14 gibi seviyeler e, artık e, radardan çıkarsa yani artık gerçekleşemeyeceği e, yönde bir kanaat net bir şekilde gelişirse o zaman tabii Merkez Bankası'nın e, enflasyonda düşüşü göremeyeceği için Faiz indirimleri de söz konusu olmayabilir. Şu anda genelde ana senaryolarda bir az ya da çok bir indirim son çeyrek itibariyle en azından tahminlerde yer alıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama belki bu tahminde bir revizyon olma ihtiyacı olabilir. Yani eksiklaşma değil belki faizde ama daha önceden sinyali verilene kıyasla biraz daha sıkı duruşun uzun sürdüğü bir durumla karşılaşabiliriz. Böylelikle analizin sonuna geldik. Yarın haftanın son işlem gününde yine piyasalardaki fiyatlamaları konuşacağız. O zamana kadar hoşçakalın, iyi akşamlar. Müzik